Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bildiğiniz gibi dün 20 Eylül'dü ve Apple iOS 15 artık cihazlara vermiş bulundu ve en eski desteklenen cihazda elimde görmüş olduğunuz iPhone 6s'ti. Evet iPhone 6s, 6s Plus ve iPhone SE birinci nesildi. Bunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Ben de hemen dün çıkar çıkmaz yükledim ve deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım 6s'e ne gibi yenilikler gelmiş? Hangi yeniliklerden mahrum kaldı 6s? Onlara yakından bakalım. Hemen tepe kameramıza geçiş yapalım. Evet görmüş olduğunuz gibi iOS 15 diğer modellerdeki gibi görünüyor. Yani iOS 14, 13'teki gibi sade bir tasarıma sahip her zamanki gibi. Zaten burada AppDraw yani uygulama arşivini görüyorduk ama buradaki animasyonlar değişmiş gibi ben hissettim. Yani bastığımda bu gelen animasyonlar gayet stabil bir şekilde geliyor. Hatta ilk sürüm olmasına rağmen gayet stabil bir şekilde geliyor. Bu konuda ben iOS'u çok beğeniyorum. Yani her şekilde stabil olmayı başarıyor. Peki yenilikler neler? Onlara biraz bakalım istiyorum ben. Buradaki ilk büyük değişikliğimiz aslında şunu fark ettim ben. Buradaki uygulamaları widget olarak koyduğumuzda buradaki köşelerin daha fazla yuvarlatılmış ve ve daha göze hoş bir şekilde geliyor size. Ama önemli bir yenilik hemen onu da sizlere göstereceğim. Buradan ben hemen hava durumuna giriş yapayım. Şöyle. Gördüğünüz gibi aslında hava durumunun burada şekli değişti. Yani böyle widget şeklinde daha fazla akış şekli. De bize gösteriyor. Önemli nokta şu var ki sıcaklığın artık nasıl olduğunu da görebiliyorsunuz. Hemen buradan da giriş yapayım ben. Gördüğünüz gibi haritada ısının veya sıcaklığın nasıl olduğunu da görebiliyorsunuz burada. Şöyle küçültürsem de görmüş olursunuz. Ülkelere göre de burada değişiyor. Bizim ülkemiz tabii ki 4 mevsimde yaşadığı için de sıcak bir mevsimde de olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu anda Eylül ayının sonuna doğru olmamıza rağmen. Yani şu anda yaklaşıyorum ben. O da yüklüyor şu an sarı renkli olduğu için de hani havanın çok soğuk değil çok da sıcak olmadığını gösteriyor. Mesela atıyorum biraz daha aşağılara indiğimde bu tabii ki değişecektir. Mesela Antalya'da hala havanın çok sıcak olduğunu gösteriyor. Daha aşağılara indiğimde mesela burada Ürdün tarafına indiğimde gördüğünüzde çok fazla bir sıcaklığın olduğunu hala Suudi Arabistan tarafında olduğunu görüyoruz. Mesela Avrupa tarafında da soğuk olduğunu mesela Londra'nın da böyle hafif yeşil ve mavi tarafta olduğunu görüyoruz. Güzel bir değişiklik insanlar bunu görebiliyor. Gördüğünüz gibi Grönland adasında da artık çok soğuk olduğunu ve mor olduğunu bile burada gösterebiliyor. Güzel olmuş bunu ben beğendim. Yani işimizde de yarar diye düşünüyorum. Genel olarak dünyanın halini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Beğendim. Güzel olmuş iOS. Bir sonraki yeniliğe geçmek istiyorum. Burada da Safari'de değişiklikler var. Neler var? Hemen şöyle Safari'ye giriş yapayım ben. Artık gördüğünüz gibi burada alt taraftan normal böyle geçir hareketleriyle yapıyormuşsunuz gibi artık sayfaları değiştirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu normalde tuş olan yani böyle 6S, 7, 8 ve SE modellerinde yoktu bu. Normal böyle X ve sonrasında olan modellerde bu şekilde geçir hareketlerini kullanabiliyordunuz. Ama artık Safari'de aynı bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olmuş. Bir de şöyle bir özelliği de hemen geçiş yapmak istiyorum ben. Artık burada fotoğrafları çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Bağlantıları çok rahat bir şekilde paylaşabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Mesela burada Aydoğan'ın en son çektiği videonun ben thumbnail'ini alacağım. Şöyle üstüne basılı tuttuğumda fotoğrafı aldım artık buradan. Şu anda mesela linke döndü. Ben böyle çıkış yaptım. Şu anda linki hala tutabiliyorum. Mesela ben bunu notlarımda kaydedeceğim. Hemen böyle geliyorum. Notlara tıklıyorum. Mesela fotoğrafını da almıştım. Şimdi de altına burada linki eklemiş oldum. Ve artık notlarım da hatta gördüğünüz gibi böyle fotoğrafı ile birlikte dal daha önce almıştım ben. Fotoğraf ile birlikte linki de almış oldu. Bu da güzel bir özellik. Yani siz fotoğrafları veya linkleri bir şekilde notlarınıza kaydetmek istiyorsanız veya bunu mesaj olarak da paylaşmak istiyorsanız yine buradan çıkış yapabilirsiniz. Ve mesajlar kısmına girdikten sonra burada link olarak da hemen bırakıp paylaşabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik olmuş. Bunu da çok beğendim ben. Birçok insan da kullanacaktır diye düşünüyorum. Ve bir sonraki yeniliğe geçmek istiyorum ben. Bir sonraki yenilikte bildirimler kısmında zaten bildirimde geldi. Şöyle ben açtığımda yani kilit ekranını açtığımda şöyle yukarıya kaydırdığımda gördüğünüz gibi bildirimler artık sekme sekme burada gelmiş bulunuyor. Mesela bir tweet'e gelen yanıtlar burada. Dün attığım benim son 15 geliyor gibisinden attığım tweet'te. Burada Levent abinin paylaşımını görüyorum. Ve daha fazlasını da bu şekilde burada seni takip ediyor gibi tweet'leri de görmüş oluyorum. Güzel olmuş. Devam ettiğinde burada bildirimlerin bu şekilde ayrılmış olması da benim hoşuma gitti. Daha derli toplu yani biraz daha Android'e yakın bir deneyim bana sunuyor. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Nelerden mahrum kalıyoruz peki? Onlardan biraz bahsedeyim. Bildiğiniz gibi artık 6s, 7, 8'ler eski model olarak karşımıza çıkıyor. Yeni telefonlarda daha doğrusu yeni iOS cihazlarda şöyle bir özellik var. Hemen şuradan kendi telefonumu da alayım ben. Burada mesela bir tweet'e giriş yaptım ben. Bu tweet'teki yazıları çevirebiliyor aslında telefonlar ama 6s maalesef desteklemiyor. Yani telefonu şu şekilde tuttuğunuzda yazıyı okuyabiliyor ve siz buradan kopyalamasını da yapabiliyorsunuz. Detaylarda bulursam ben zaten diğer telefonlarda onları da koymuş oluruz ama bu şekilde tutup oradaki yazıyı hem çevirisini yapabiliyor hem de siz isterseniz bu yazıyı normal telefonunuzda da direkt notlar olarak kaydedebiliyorsunuz, mesaj olarak kaydedebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka yenilik de burada FaceTime tarafında artık FaceTime'da Android kullanıcılarla siz de görüşebiliyorsunuz. Görüşmelere katılabiliyorlar. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Siz normal FaceTime'da konuşurken FaceTime'a e giriş yaptığınızda burada bağlantı yarat kısmı var. Yani bu bağlantı yarat kısmında tıkladığınızda, görüşmeye tıkladığınızda burada paylaşabiliyorsunuz. İstiyorsunuz mesajı Instagram üzerine, Twitter'da, Gmail'den, Whatsapp'tan fark etmeksizin gönderebiliyorsunuz. Ve onlar da kendi tarayıcılarından sizin FaceTime görüşmenize katılabiliyorlar. Artık bunun olması da güzel bir şey. Normalde insanlar artık iOS'tan iOS'a değil de iOS ile Android arasında da bir görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Üçüncü parti uygulamalar olmaksızın yani WhatsApp'tan veya Messenger'dan görüşmeler olmaksızın burada FaceTime üzerinden görüşmeyi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey olmuş diyebilirim ben. Hemen bir başka özelliğe geçmek istiyorum ben. Belki de en önemli özelliklerden bir tanesi çok kullanır mısınız bilmiyorum ama benim dikkatimi çekti. Şöyle burada gördüğünüz gibi odak modu var. Şöyle basayım ben. Odak modu buradan bildiğiniz gibi aslında rahatsız etme modu olarak da söyleyebiliriz. Rahatsız etme modunu çok kişi kullanıyordu zaten ama bunu biraz daha kişiselleştirmişler. Nasıl olmuş? Yani burada kişisel, iş ve uyku olarak da ayırabiliyorsunuz artık. Mesela ben uykudayken birilerinin aramasını istemiyorum veya birilerinin beni ararsa ulaşmasını istiyorum ben burada. Sonraki diyorum ve burada izin verilen kişiler diyor. Ben burada mesela atıyorum annemi, babamı, kardeşimi veya sevdiğim kişi ekleyebilirsem onlar beni sadece uyku süresindeyken arayabiliyor. Diğerleri aradığında burada burada rahatsız etme modu aktif oluyor. O yüzden de bu da güzel bir şey olmuş. Aynısını burada kişisel olarak da ayarlayabiliyorsunuz veya burada gördüğünüz gibi iş olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben işteyken de bu sefer de kardeşim beni sürekli arayıp rahatsız etmesini istemiyorsam burada kardeşimi eklemezsem ve iş arkadaşlarımı eklersem onlar beni aradığında ulaşabilecek ama mesela kardeşim beni ararsa ulaşamayacak veya daha doğrusu ben onun aramasını görmeyeceğim ve beni rahatsız etmemiş olacak. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Tüm aygıtlarda paylaş seçeneğini açtığınızda bu diğer iPhone'larınızda veya diğer iPad'lerinizde de burada gerçekleşmiş olacak. Gayet güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden iOS'un geliştirilebilir olması da gayet güzel olmuş. Ama bir dikkat ettiğim nokta var ki biraz fazla ısınıyor. Yani ve pil de biraz fazla harcıyor. Onun da iOS 15 olmasından kaynaklı. Daha sonrasında gelecek güncellemelerle iOS 15.1, 2, 3, 4 veya diğer ara sürümlerde 15.1.1 gibi sürümlerde bu ısınmanın ve pilin biraz daha fazla gitmesinin önüne de geçecektir diye düşünüyorum Apple. Benim söyleyebileceklerim bunlar. Gayet akıcı olmuş, gayet kullanılabilir durumda ve dediğim gibi yeni bir sürüm olması olmasına rağmen herhangi bir bakla karşılaşmadım animasyonlarda dediğim gibi çok rahat bir şekilde akıyor 60 Hz ekran olmasına rağmen Apple'ın bu akıcılığın olması da gayet iyi gelecek dönemde daha rahat bir şekilde çalışacaktır iOS 15. Siz de eğer istiyorsanız 6S cihazınıza da yükleyebilirsiniz. Ama şu anda pili biraz daha fazla sömürdüğünü ve çok daha fazla ısındığını söyleyebilirim. Hemen şunu da göstereyim ben. Bildiğiniz gibi 2021'de kullanmak serisindeyken pilinin kötü olduğunu söylemiştim. Ve ben pilini burada değiştirdim. Onu da sizlere hemen şurada göstermek istiyorum ben. Pil sağlığım benim şu anda %100 ve ben bu telefonun pilini de Apple'da değiştirdim. Onu da söylemeden geçmem. Yani gerçekten de %100 olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha böyle ikonlar yuvarlatılmış şekilde geliyor. Ayarlar menüsünde de burada karşımıza çıkıyor. Buradan da odak moduna giriş yapıp tekrardan bunu ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız burada denetim merkezinden de yapabiliyorsunuz. O işi şöyle yaparak da yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız da ayarlar kısmına giriş yapıp da yapabiliyorsunuz. Birçok yenilikten mahrum dedim. Evet onlardan bir tanesinde bahsetmiştim. Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum ben burada. Haritalar kısmında normalde burada bir yere gitmek istediğinizde istediğiniz yere gittiğinizde hatta dönüş kısmında size burada bildiriyordu ama maalesef burada 6S, 7, 8 ve Plus modellerde maalesef ki buna sahip olamıyorsunuz. Onun sebebini de işlemci tarafından kaynaklandığını Apple bize söylüyor. Siz de belki fark etmişsinizdir. Video çekimi başladıktan beri ne kadar fazla pil yediğini de burada görebilirsiniz diyebilirim. Burada işlem tarafında eksik kaldığı için bu tarz güncellemeleri alamıyor eski modeller o yüzden de kötü olduğunu da söyleyebilirim maalesef ki bunları kullanamıyorsunuz ama genel itibariyle güzel olduğunu söyleyebilirim benim en çok hoşuma giden olay ise burada odak modu oldu. Odak modunda gayet iyi bir iş çıkarmış Apple tarafı o yüzden de onları kutluyorum ve 5 yıldan eski bir modelde bu güncellemenin gelmiş olması gayet güzel ama tabii ki de bundan sonraki güncellemeleri almayacak yani iOS 16'yı almayacak 6s modeli 7 modeli en fazla olarak güncelleme alacak burada yani iOS 16'yı alacak maalesef ki 6s alamayacak peki sizler ne düşünüyorsunuz? iOS 15 nasıl olmuş. Benim için gayet güzel olmuş. Yani gayet akıcı, gayet kullanılabilir ve iyi bir şekilde de telefonunuzu götürecektir diye düşünüyorum ama dediğim gibi şu anda yüklemenizi aslında tavsiye de etmiyorum. Biraz daha geliştirilmiş halini yüklerseniz en azından böyle ana sürüm 15.1'in çıkmasını da bekleyebilirsiniz diyebilirim ve videoyu noktalayalım artık. Sizler nasıl buldunuz videomuzu ve iOS 15 tabii ki. Yorumlar kısmında bizlere belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.